İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene üç hayat öyküsüyle birlikteyiz. Yüreğimizin, vicdanımızın, gönlümüzün perdelerini kaldıran, hepsi birer ibret dersi olan öyküler izleyeceğiz. Bazıları bize olağanüstü gelen, bazıları gerçek anlayışımızı aşan ama hepsi yaşanmış gerçek olayların içine gireceğiz. Sıradan gerçeğin ötesine geçeceğiz. Yine sevgimizle, duygularımızla, sezgilerimizle kavrayabileceğimiz bir dünyada yolculuğa çıkacağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Hele çocukları hiç. İlk öykümüz kimsesiz hasta bir yavrunun dramı. Bir hastanede başlayıp biten bu öykü bakın bize yalnız olmadığımızı ne güzel anlatıyor. Çabuk olun, çabuk olun. Dikkatli olun, sarsmayın çocuğu. Pekala, hadi. Nesi tamam var? Hadi bu taraftan, hadi. Saatlerdir komada. Kıpırdamadan öylece uyuyor. Nereden geliyorsunuz? Çocuk esirgeme kurumundan. Bizim doktor anlayamadı, buraya yolladı. Çocuğun adı mıydı? Kimsesi yok mu? Yok, kimsesiz. Daha ana kuzusu yavrum. Annesi doğururken ölmüş. Kadersiz Mine. Ne kadar da kızıma benziyor. Hiç umut yok Sevgi hemşire. Durumu çok kötü. Sabaha çıkaramaz bu çocuk. Ne olur elinizden geleni yapın doktor bey. Bu yaşta ölmesine izin veremezsiniz. Sevgi hemşire, tabii ki elimden geleni yapacağım. Senin duygusallığını anlıyorum. Ama bana sorarsan bu çocuğun kurtulması bir mucize olur. Ben çıkıyorum Bahar. İyi akşamlar. Yeni gelen küçük kızın durumu nasıl? Bence çocuğun durumu umutsuz. Ama Sevgi hemşire kabullenemiyor. Onu anlıyorum tabii. Sevgi ablanın kızı da bu yaşlardaydı. Ama elden ne gelir? Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar doktor bey. Biliyor musun Mineciğim? Benim de aynı senin yaşında bir kızım vardı. Senin gibi çok tatlı bir çocuktu. Bir gün hastalandı. Çok uğraştım. Ama kurtaramadım bebeğimi. Ama sen kurtulacaksın. Dayan bebeğim. Bir mucize olacak. Ve sen kurtulacaksın bebeğim. Gecenin bu saatinde kim bu kadın? Alo ben Bahar. Bahar ben Sevgi. Küçük Mine'nin odasında bir ziyaretçi var. Kim olduğunu biliyor musun? Yok abla. Ziyaretçi saati çoktan geçti. Canım biliyorum geçtiğini. Sana odada biri var diyorum. Ben saatlerdir kapıdayım. Hastaneye yabancı kimse girmedi. Allah Allah. Hayal mi gördüm ben? Dur ben şuna bir daha bakayım. Peki abla.
Nabzı normale döndü doktor bey. Hayret. Bu sabah çıkarabileceğini zannetmiyordum. Aklım ermedi bu işe. Ama bu çocuk gülümsüyor Sevgi hemşire. Dün gece geç saatlerde genç bir kadın geldi çocuğun yanına. Başucunda dua etti. Ondan sonra böyle gülümsemeye başladı. Saçmalama Sevgi hemşire. Hem ben kaç defa söyledim ziyaretçi saatleri dışında hasta ziyaretleri yasak diye. Niye sokarlar önüne geleni? Canım, güzel kızım benim. Bak bu geceyi atlattın canım. Sakın vazgeçme. Seni koruyan bir melek var. Sevgi abla, sen çıkmıyor musun? Yok, ben bu gece de nöbetçi kalacağım. Kaç gündür evine gitmiyorsun? Biraz dinlensen. Çocuğu bırakmak istemiyorum Bahar. Sanki bana ihtiyacı varmış gibi geliyor. Onu ölen kızımın yerine koydum galiba farkında olmadan. İnşallah. Allah bu çocuğu sana bağışlar Sevgi abla. Ben çıkıyorum. Hı-hı. Yarın görüşürüz. Hı-hı. Hadi iyi nöbetler sana. Sağ ol canım. Sevgi hemşire, hala burada mısın sen? Evet doktor bey. Çocuğu bırakıp gitmeye bir türlü içime el vermiyor. Dün geceki kadın yine çocuğun yanında dua ediyor. Yine mi? Niye kimse benim sözümü dinlemiyor? Gecenin bu vaktinde ne işi var o kadının burada? Gelin benimle. Hani nerede? Burada kimse yok. Ama buradaydı, dua ediyordu. Gözlerimle gördüm. Günlerdir doğru dürüst uyumuyorsun Sevgi hemşire. Hayal görmüşsün. Bu çocuk hala nasıl yaşıyor şaşıyorum. Mucize gibi bir şey bu. Onu koruyucu meleği yaşatıyor doktor bey. Sizin göremediğiniz bir melek. Hoş geldin Sevgi abla. Dinlenebildin mi biraz? İşte biraz uyudum. Aklım hep bebeğimde. Nasıl durumu? Bir gelişme var mı? İnanılır gibi değil Sevgi abla. Durumu gittikçe iyiye gidiyor. Sanki bir güç onu koruyor. Evet Bahar'cığım. Bir melek koruyor bebeğimi. Ben gidip bir bakayım. Oldu, görüşürüz.
Alo? Sevgi hemşire, senin esrarengiz kadın bu gece de geldi mi? Evet, şu anda odada. Yani şimdi buradaydı ama gitmiş. Sevgi hemşire, sen biraz izin kullansan iyi olacak. Sevgi hemşire, alo, alo. Aman tanrım. Bebeğim kurtuldu. Kurtuldu bebeğim. Kurtuldu. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Bebeğimi bana bağışladın Allah'ım. Mucizen için çok şükürler olsun. Şükürler olsun. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Eve mi? Hangi eve Sevgi abla? Bizim eve gidiyoruz. Artık benim çocuğum olacaksın. Yoksa istemez misin benim çocuğum olmak? İsterim Sevgi abla. İyi o zaman. Seni almak için başvurdum bile. Nerede nüfus kağıdın? Çantamdaki zarfta. Bakalım. Mineciğim, kim bu resimdeki kadın? O benim annem. Beni doğururken ölmüş. Annen mi? Ben burada yatarken annem her gece rüyama girdi Sevgi abla. Başucumda oturup dua ediyordu. Annen gerçekten başucundaydı kızım. Seni kurtarmak için her gece buraya geldi. Annem nerede şimdi? Sevgisiyle seni hayata döndürdü. Sonra seni bana emanet etti. Gitti. Nereye gitti? Cennete gitti canım. Geldiği cennete gitti. Gizli dünyaların ilk öyküsünü izlediniz. Yüreğimizi burkan ama ruhumuzu ışıldatan gerçek bir öykü. Kısacık ömrü anne hasretiyle geçen yavruyu hayata döndüren ilahi adaletin görünmez eli değil mi? Küçük bir çocuğu ölümden kurtarmak için anne sevgisinden mucizevi bir ilaç yapan bu güç, büyük küçük mucizelerle dünyamızda adalet dağıtmaya devam ediyor. Ama er ama geç ilahi adalet tecelli ediyor. İkinci öykümüz bir insanlık dersi. Günahın çaresine kapılsa da yüreğinde insanlık olan herkesin hep bir kurtuluş umudu olduğunu anlatan, içinizi ısıtacak gerçek bir öykü. Eline sağlık Ahmet Usta. Ben yarın dükkana uğrar borcumu öderim. Önemli değil Hüseyin abi. Yolun düşünce verirsin. Sağ ol. Hadi. Sağ ol. Güle güle. Doktor bey, oğlumun neyi var? Maalesef korktuğum gibi.
Mehmet'in durumu bayağı ciddi. Acil ameliyat olması lazım. Ameliyat mı? Yalnız masraflı bir ameliyat bu. Sigortanız var mı? Yok. Ameliyat 10 milyar tutar. Karşılayacak durumunuz var mı? Yok. Ama bir yerlerden bulmaya çalışırız. Geç kalmayın. Ameliyatını bir an önce olursa kurtulur oğlunuz. Ne yapacağız Ahmet? Nereden buluruz bu kadar parayı? Ya bulamazsak? Kahretme Emine. Allah bize bir yol gösterecektir. Ahmet Usta, bugün pek bir suskunsun. Bir derdin mi var? Ben de seninle bunu konuşacaktım Fevzi abi. Otur hele şöyle de derdini anlat. Mehmet dün fenalaştı. Hastaneye götürdük. Çok hastaymış Fevzi abi. Doktor acil ameliyat dedi. Ama çok para lazım. Tam 10 milyar. 10 milyar mı? Öyle. Derdin büyükmüş senin. Durumunu biliyorum. Yine de bir yardımın olur mu diyecektim. Keşke. Ama benim de elimde avucumda yok. Şu dükkanın borcu bitmek bilmiyor. Biliyorum Fevzi abi. Bulurum ben bir yerlerden. Senin de başını ağrıttım. Olur mu öyle şey? Ben de soruştururum eşe dosta. Ha Ahmet, bak oğlum, bugün bu eve gideceksin. Malzemeyi hazırla, yola çık istersen. Tamam Fevzi abi. Ahmet, oğlum, Allah yardımcın olsun. Fevzi Usta'nın dükkanından geliyorum. Boya için. Ben de seni bekliyordum usta. Hoş geldin. Buyur geç içeri. Hoş bulduk hanımefendi. Ben size boyanacak yerleri göstereyim. Hı hı. Kolay gelsin. Sağ olun hanımefendi. Karşılayacak durumunuz var mı? Usta, burası bitsin. Bir şeyler yer, biraz dinlenirsin. Yemek hazırladım sana mutfakta. Sağ olun hanımefendi. Bitiyor zaten. Tamam, bitirince yersin. Alo? Tamam Rıza. Birkaç saatlik işi kaldı zaten. Yok yok. Bu akşam oturulmaz bu evde. Her yer boya kokuyor. Sen ablamlara gel. Orada kalırız bu gece. Ben camları açık bırakacağım, havalandıracağım evi. Tamam canım, ablamlarda görüşürüz. Eline sağlık usta, tertemiz oldu ev. Buyur. Bereket versin hanımefendi. Tamam değil mi? Tamamdır. Allah'a ısmarladık.
Ne yapacağız Ahmet? Oğlumuz ölecek. Gözümüzün önünde eriyip gidiyor yavrucak. Talihsiz yavrum benim. Yoksulluğun gözü kör olsun. Bir çaresi yok mu bunun Ahmet? Ben camları açık bırakacağım, havalandıracağım evi. Tamam canım, ablamlarla görüşürüz. Ben dışarı çıkıyorum. Biraz hava alacağım. Delirdin mi sen? Nereye gidiyorsun gecenin bu vakti? Ahmet nereye? Ahmet! Oğlumun ölmesini bekleyemem. Bu parayı bulman lazım. Bu saatten sonra nereden bulacaksın parayı? Seda, eve uğrayacağım. Yarın için birkaç dosya lazım. Hı-hı. Sen bir şey istiyor musun evden? Tamam canım. Bir saat içinde orada olurum. Sen beni affet. Var orada. Dur kaçma. Dur diyorum sana. Dur. Dur hırsız dur. Dur dur kaçma. Nereye gidiyorsun? Dur dur. Ah. Affet beni oğlum.
Durumu nedir doktor bey? Çok kan kaybetmeden hastayı yetiştirmişsiniz. Yarın ayağa kalkar. Sadece birkaç dikiş attık o kadar. Hadi geçmiş olsun. Rıza Bey'i hastaneye sen getirdin değil mi? Evet. Nesi oluyorsun? Ben mi? Hiç. Yani ben hiç. Ne işin vardı gece vakti Rıza Bey'in evinde? Ben bir şey yapmadım memur bey. Yoksa sen mi vurdun adamı ha? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben hırsız değilim. Ne? Hırsız mı? Oğlum ölüyordu. Oğlum ölüyordu. Ben hırsız değilim. Oğlum içindi. Ölüyordu memur bey. Ölüyordu. Kardeşim, kendini böyle harap etme. Allah'tan umut kesilmez. Her şey yoluna girer elbet. 3 gündür buradayım abi. Görüştürmüyorlar kimseyle. Ne oldu oğluma bilmiyorum. Hırsız damgası yediğime mi yanayım yoksa oğluma mı? Canım oğlum benim. Talihsiz ya. Ahmet Aslan, ziyaretçim var. Hadi Ahmetciğim, inşallah iyi haberler alırsın. İnşallah öyledir abi. İnşallah yavrum. Emine? Mehmet nerede? Mehmet nerede? Nerede oğlum? Oğlum nerede? Yoksa oğluma bir şey mi oldu? Konuşsana be kadın. Gözümüz aydın Ahmet. Oğlumuz kurtuldu, kurtuldu. Nasıl? Ne diyorsun sen? Oğlumuz dün ameliyat oldu. Doktor kurtuldu dedi. Şimdi çok iyi. Ameliyat mı? Peki para? Rıza Bey. Bütün ameliyat masraflarını Rıza Bey karşıladı. Siz mi? Benim size yaptıklarımdan sonra. Sen bana ne yapmışsın ki Ahmet Usta? Sen benim hayatımı kurtardın. Ben de sana borcumu ödedim. Yani ödeştik. Ama bu kadar parayı... Bir yavrunun hayatının yanında paranın ne önemi var Ahmet Usta? Allah sizden razı olsun beyefendi. Oğlum kurtuldu ya. Artık müebbet yatsam gam yemem. Hiç yatmayacaksın Ahmet Usta. Senden şikayetçi olmadım. Avukatla konuştum. İlk celsede tahliye olacaksın. Allah'ım. Sana şükürler olsun bize bugünü gösterdin. Allah'ım. Ben bir günah işledim, sen beni mükafatlandırıyorsun. Bu neyin mükafatı Allah'ım? İnsanlığının mükafatı Ahmet Usta. İnsanlığının. Vicdanınızın sesine kulak verin. Yüreğinde insanlık taşıyan kimse başkasını mutsuz ederek kendi mutluluğunu kuramaz. Ahmet Usta aslında insanlığıyla oğlunu değil kendini de kurtardı. Ömür boyu vicdan azabı yaşamaktan kurtuldu, iyilik eden iyilik buldu. Bir de bunun tersi var. Aydınlığın tersi karanlık, beyazın tersi kara, iyiliğin tersi kötülük. Kötülük yapan kötülük bulur. Hiçbir kötülük yapanın yanına kalmaz.
er geç cezasını bulur. Gizli dünyaların bu ibret öyküsünü izleyelim. Seni seviyorum Gülsüm. Benimle evlenir misin? Ben de seni seviyorum Cengiz. Hiç sormayacaksın sanmıştım. Teklifin kabul edilmiştir. Bu yüzük sonsuza kadar bu anın tanığı olsun. Cengiz, bu çok değerli bir şey. Başımı döndürdü. Seni seviyorum Gülsüm. Seni seviyorum. Bu yüzüğü ölsem de parmağımdan çıkarmayacağım. Sonsuza kadar. Söz ver bana Cengiz. Öldüğümde bile bu yüzüğü parmağımdan çıkarmayacaksın. Hı? Böyle konuşma Gülsüm. Kimin daha önce öleceğini kim bilebilir? Yani böyle güzel bir anda neler konuşuyorsun sen? Söz ver. Peki söz. Tamam Jale. Akşam gideceğiz taverneye. Söz. Sevgilim, senin için ısrar ediyorum. Biraz kafanı rahatlat. Hadi bırak işleri düşünmeyi. Rahatla biraz. Nasıl düşünmeyeyim Jale'ye? Durumumu biliyorsun. Selmi abiye kendimden çok güvenirim. Derdin bitecek diyorum sana. İnşallah. Efendim. Sen misin Gülsüm? Ne vardı? Bu gece de gecikecek misin diye aramıştım. Evet Gülsüm. Çok işim var. Çetin'le bu akşam çalışıp bitirmemiz lazım. Bu aralar sanki kafan hep başka yerlerde senin. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok canım, ne saklayacağım? Her zamanki iş problemleri işte. Peki, kolay gelsin. Çok gecikme olur mu? Kadının içine mi doğuyor ne? Sanki hissediyor. Neyse. Sevgilim, sen teminatı vereceksin. O ihaleyi bağlayacak. Fifty fifty karışacağız. Daha ne istiyorsun? Adama güvenin tam mı Jale? Bak, yanarım yoksa. Aa, anlatıyorum ya. Sami abi, yıllardır tanırım. Bana güvenmiyor musun? Ya, hayır canım, öyle demek istemedim. Yani senden başka kimin var benim güvenecek? Parayı aldın mı bankadan? Çekleri yazdım, aldım. Bereket hala kredimiz var. Bugün Sami Bey'in hesabına geçiyorlar parayı. Ne olur, ne olur Jale, dikkatli ol. Bu işte yatarsa inan biterim ben. Sıfırlarım, anlıyor musun? Sıfırlarım ya. Aa, kızıyorum ama. Bu iş tamam diyorum sana. Tamam canım. Peki. Ben çıkıyorum. Akşam beni evden almayı unutma. Akşam 8'de hazır ol. Tamam canım, görüşürüz. Merhaba. İnşallah akılsız bir iş yapmıyorsundur. Abi, bu kadın seni yedi bitirdi. Hala dibinden ayrılmıyorsun. Çetin, bak böyle konuşma, kalbini kırarım senin ha. Harika bir iş getirdi kız oğlum. Bu iş bizi kurtaracak, bak göreceksin. İnşallah dediğin gibi olur. Neymiş bu iş? Dur bak anlatayım. Thank you.
Sen hala uyumadın mı? Uyku tutmadı. Sen içki mi içtin? Çalışırken attık bir iki kadeh. Stres dağıtmak için. Tabii. Sizin tuzunuz kuru. Neler çektiğinden haberin yok senin. Bugünü hatırladın mı Cengiz? Hı? Bugün bana evlenme teklif edeli tam 5 yıl oluyor. 5 yıl. Bu yüzüğü hatırladın mı? Hatırlamam. Hatta seni o yüzükle gömecektik. Ya ben mahvoldum, sen bana neler anlatıyorsun ya? Sözünü unutma Cengiz. Peki unutmam. Yarın annemlere gideceğim. Biraz hastalanmış. Hem ona bakarım, akşam da orada kalırım. İyi olur. Yarın bütün gün çalışacağım zaten. Ben yatıyorum. Sen zaten hastasın anneciğim. Uğraşma, ben gelince yaparım. Yani yorma diye söylüyorum kendimi. Ben birazdan çıkacağım. Öğlene kalmaz orada olurum. Tamam anneciğim, hoşça kal. Cengiz, çekleri yazdın. Hı hı. Parayı verdin. İnşallah her şey yolunda gider. Gider. Jale her şey yolunda dedi. Hmm. Jale Hanım niye görünmedi bugün? İhaleye kadar görüşmeyelim dedi. Kimse bir şey sezmesin diye. Jale akıllı kızdır oğlum. Abi bütün paranı hiç görmediğim bir adama verdin. İnşallah sen haklı çıkarsın. İnşallah. Hayırlı haberi alacağız. Merak etme sen. Ben bakarım abi. Hmm. Buyurun memur. Teşekkür ederim. Cengiz, memur bey seni görmek istiyor. İyi günler. İyi günler. Cengiz Demir siz misiniz? Benim buyurun. Gülsüm Demir sizin eşiniz mi? Ne oldu? Gülsüm'e bir şey mi oldu yoksa? Üzgünüm beyefendi. Nasıl söylesem bilmiyorum. Karınıza yolda araba çarpmış. Kurtaramamışlar. Başınız sağ olsun. Söz ver bana Cengiz. Öldüğümde bile bu yüzüğü parmağımdan çıkarmayacaksın. İstediğin oldu işte. O yüzük parmağından artık hiç çıkmayacak. Kadının içine mi doğdu nedir? Hadi Jale, neredesin ya? Ne oldu Çetin? Ne bu hali? Bir haber var mı Jale'den? Var abi, var. Nerede? Ne olmuş ya hali? Abi mahvolduk. Jale senin paralarla ortadan yok olmuş. Ne diyorsun sen be? Sami abi dediği de eski sevgilisiymiş. Ha. İhaleyle falan da ilgileri yokmuş. Jale sana kumpas kurmuş. Ah Cengiz abi, ah. Nasıl yapar bunu bana ya? Mahvoldum ben ya. Mahvoldum. Bittim. Allah'ım. Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben? Kendin ettin, kendin buldun abi. Seni sıfırlayana kadar inandım bu kadına. Of. Nasıl öderim bu borcu? Satacak hiçbir şeyim kalmadı benim. Tamam Mehmet, haklısın. Haklısın. Piyasa kötü tabii. Anlıyorum seni. Alo? Mehmet? Borç isteyebileceğim hiç kimse kalmadı. Karşılıksız çekten içeri mi gireceğim yoksa? Abi iyi düşün.
Satacak bir şeyin vardır bir köşede. Yok Çetin, yok. Her şeyimi kaybettim. Bu kadın beni yedi bitirdi. Bittim ben, mahvoldum ya. Üzme abi kendini. Gün doğmadan neler doğar? Tabii. Ben çıkıyorum. Hadi. Sen de evine git de dinlen biraz. Peki. Görüşürüz. Cengiz oğlum, neler düşünüyorsun sen? Olmaz öyle şey. Peki o zaman bu boş ne olacak? Ne yapacağım ben şimdi? Neden olmasın? Yapacak başka bir şeyim var mı? Kusura bakma Gülsün. Yoksa ben de ölmekten beter olacağım.
Tamam Çetin. Para işini hallettim ben. Çeki ödüyorum bankaya. Ya buldum işte bir yerlerden. Karıştırma orasını. Tamam, görüşürüz. Bankaya borcunu ödedi. Peki bana borcunu nasıl ödeyeceksin? Abi sen hiç iyi gözükmüyorsun son günlerde. Bir şeyden mi korkuyorsun? Gülsüm peşimde Çetin. Peşimi bırakmıyor. Gülsüm mü? Delirdin mi abi sen? Ölmüş kadın. Tövbe tövbe. Her gece rüyamda Çetin, her gece. Bu akşam bir meyhaneye gidelim. Kafaları dağıtırız ha? Peki Çetin. Hı? Belki içersen biraz rahatlarım. Hadi şerefine abicim. İyi geldi. Haklısın galiba. İçki iyi geldi. Biraz rahatladım. Gülsüm. Gülsüm. Gülsüm bu. Gülsüm. Abi ne Gülsüm? Ne diyorsun? Gülsüm bu. Gülsüm. Ne diyorsun abi? Gülsüm. Cengiz gelsene Gülsüm, oğlum. Gülsüm buraya gel. Gülsüm. 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 Sözünü tutmadın Cengiz. Gülsüm. Parmağımı geri ver. Hayır. Gülsüm gelme. Cengiz, dur oğlum, nereye gidiyorsun? Gelme. Cengiz, gelsene oğlum buraya. Gülsüm'e gelme. Gelme, gelme Gülsüm. Gelme. Abi neyin var? Bak Gülsüm. Ne oldu, delirdin mi? Gülsüm orada. Ne Gülsüm? Parmağını istiyor. Bak işte orada. Gülsüm falan yok. Görmüyor musun Gülsüm orada? Gülsüm mü? Parmağını istiyor benden. Saçmalama. Gülsüm. Cengiz. Gülsüm. Dur. Gülsüm. Ne diyorsun Cengiz? Parmağını istiyor benden. Cengiz. Gelme Gülsüm. Gülsüm. Cengiz. İşte orada. Cengiz. Parmağını istemeye gelmiş benden. Yüreğinizi kötülükten uzak tutun. Aslında hayat çok kısa.
dünyadaki sayılı günlerimizi kıskançlıklarla, kötülüklerle, mutsuzluklarla geçirmeye değer mi? Hayat bize sunulan bir armağan. Bu armağanın değerini bilelim. Hayatımızı sevgiyle, iyilikle, mutlulukla dolduralım. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.